son dönemlerin en çok merak edilen magazin sorusu. Dolar ne olacak? Ay. Bazı yorumlar görüyorum. Ne o, vaz mı geçtin dolar yorum yapmaktan falan diyenler var. Ne alakası var? Yani dolar yorumu yapmaktan falan vazgeçmiş değilim arkadaşlar. Sadece yani Türkiye'nin diğer meselelerini de konuşmamız gerekiyor. Türkiye'de tek bir mesele biliyorsunuz dolar değil. Dolar dışındaki diğer tüm konuları da konuşup bir şekilde sizlere aktarmaya çalışıyorum. Tabii dolardan da vazgeçmiş değiliz yani. Dolarla ilgili yorumlarımızı da yapmaya devam edeceğiz. Şimdi 5.71'e geldi dolar. Ne olacak? Battık abi battık. Bittik biz mahvolduk falan diyenler var. Bakın ısrarla söylüyorum. Bir kez daha söyleyeceğim. Bir kere kısa vadeli işlem yaptıysanız batmayı hak ettiniz. Yani kısa vadeli işlem yaptıysanız, günlük bir işlem yaptıysanız batmayı hak etmişsiniz. Bazıları şunu söylüyor. Ya bir senedir faizde olsaydım parayı acayip kazanmıştım. Senin yüzünden onu da kaybettim. Yani kusura bakmayın da o zaman faizde dursaydınız, faizde durduğunuz zaman dolar patlasaydı, ikiye katlasaydı o zaman ne diyecektiniz? Abi senin yüzünden biz faize girdik, bak dolarda kazanacağımızı kazanamadık mı diyecektiniz? Hiçbir ekonomist müneccim değil arkadaşlar. Ben de başta olmak üzere hiç kimse müneccim değil. Bizler sadece sizlere bilgilerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Bu doğru çıkar, yanlış çıkar, zamanlama tutmayabilir. Ama öyle ya da böyle koşullar bu şekilde devam ederse gerçekleşir arkadaşlar. Bakın yıllarca Amerika'da bazı ekonomistler resmen çarmıha gerildi. Evet, biliyorsunuz yani Rubin'i başta olmak üzere adamı çarmıha gerdiler ya. Ya kardeşim bak Amerika ekonomisi sağlam, güzel gidiyor, her şey, ev fiyatları artıyor, araç fiyatları artıyor, mal fiyatları artıyor. İşte piyasa inanılmaz canlı, nereden çıkartıyorsun bu krizi falan filan diye adamı yerden yere vurdular. Günün sonunda ne oldu? 2007-2008 krizi yaşandı. Adam kahraman ilan edildi. Ya bana göre ne kahramandı ne de şaklabandı. Sonuç itibariyle o bir takım verileri alarak değerlendirdi ve bu veriler üzerine de sizlerle fikirlerini paylaştı. İnananlar inandı, inanmayanlar inanmadı. Ama günün sonunda 2007-2008 krizi yaşandı Amerika'da. Ve hala o krizin bedellerini bir şekilde Amerika ödüyor. Bir balondan bahsediyoruz değil mi? Bir balon, büyük bir balondan bahsediyoruz. Şimdi siz doların balon olmadığını mı düşünüyorsunuz? Dolarda bir balon yok mu size göre? Yani bu seviyelerde tutulması, bu kadar baskı altına alınması, faizin baskı altına alınması, enflasyonun baskı altına alınması büyük bir balon oluşturmuyor mu sanıyorsunuz? Ve bunun yarın öbür gün çok sert, çok ciddi etkilerinin olmayacağını mı düşünüyorsunuz? Şunu söyleyenler var. Ya Merkez Bankası anketine göre dolar tahmini düştü. Şöyle bir algı var. Yani Merkez Bankası sanki o tahminleri yapıyor. Hayır arkadaşlar. İşte 50-60 tane ekonomiste, banka uzmanına falan soruyorlar. Diyorlar ki ne olur dolar? Onlar da diyor ki abi 5.50 olur, 5.60 olur, 7 olur, 6 olur. Neyse fikirlerini söylüyorlar. Bunun bir ortalaması çıkartılıyor ve deniyor ki Merkez Bankası'nın işte yıl son tahmini 6.05. Bakın rezalete bakın tahminlerdeki. İlk önce ne dediler? 6 dediler. Geçen ay 6.05 oldu, bu ay 5.91 oldu. Yani bir ayda Türkiye ekonomisiyle ilgili her şey değişti mi? Bir anda çok kötü, bir anda çok iyi. Yani bu ne demektir biliyor musunuz? Duruma göre hareket etmek. Yani oradaki uzmanlar şunu söylüyor. Abi şu haber geldi, ona göre davranıyoruz. Bu haber geldi, ona göre davranıyoruz. Yani işimize nasıl gelirse öyle tahminde bulunuyoruz. Bizim gibi gazeteci ya da ekonomistlerse şunu söylüyor. Kardeşim, Türkiye'deki veriler bunu gösteriyor. Samimiyetle, tarafsız olarak olaya baktığınız zaman bu işin gideceği nokta budur diyorlar size. Ha siz
gerçekleşmeleri öğrenmek istiyorsanız, yani olan şeyler üzerine yorum dinlemek istiyorsanız, bununla ilgili 1000 tane rapor yayınlanıyor. Onları okuyabilirsiniz. Ama gerçekten proaktif olarak bir öngörü duymak istiyorsanız, bir alternatif görüş olarak bizlerden bilgi almak istiyorsanız oturacaksınız, bizleri izleyeceksiniz, dinleyeceksiniz, kararlarınızı vereceksiniz. Zaten ısrarla söylüyoruz sizlere, bunların hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değil. Çünkü hiçbir ekonomist falcı falan değildir. Bakın, benim tüm videolarımı izleyin. Bütün videolarımda şunu söylüyorum. Dolar 12 neden olacak? Neden dolar 12 lira olabilir? Neden 10-12 bandına gidebilir? Birinci noktada bir kere haklı çıktığımız net bir şekilde ortada. Mal ve ürün fiyatlarında 10-12 bandına girildi. Evet, mal ve ürünler 10-12 bandından fiyatlandırıldı. Demek ki haklıymışız. Ha, hükümet çıkmış 5.75'te tutmak için elinden gelen tüm verileri kullanıyor. Tüm araçları kullanıyor. Bunun uğruna da bütün şirketlerini batırıyor. Bütün kamu bankalarına zarar ettiriyor. Varlık fonu üzerinden kullandığı şirketlere zarar yazdırıyor. Onları borç batağına sürüklüyor ve bununla birlikte de atıyorum doları 5.75'te tutuyor. Bravo. Bravo, ama nereye kadar? Yani bu ne kadar sürdürülebilir bir şey? Yani doları bu seviyede tutuyorsunuz, ihracat hızla düşüyor, ithalat hızla artıyor ve cari açığınız tekrar patlayacak. 12 ile 20 milyar dolar arasında bir cari açığa doğru hızla ilerleyeceksiniz. İyiden iyiye iş kontrolden çıkacak. Ne oldu? Biz doları tuttuk. İşsizliğiniz %14 seviyesine gelecek. Ne oldu? Biz doları tuttuk. Bravo size. 2800 tane firmanız konkordato ilan edecek. Ne oldu? Biz doları tuttuk. Aferin size. Genç işsizliğiniz %27.4 olacak resmi verilere göre. Bravo, şak şak size. Cumhuriyet tarihinin en yüksek genç işsizliğine ve kadın işsizliğine ulaşacaksınız. Doları tuttuk. Ya şimdi bu bir şey ifade etmiyor benim için. Demek ki doları tutmak için o kadar büyük bedeller ödüyorsunuz ki. Artı, tekrar altın çizerek söylüyorum, bakın ortak paydalarımızı konuşalım. Yani AK Parti, CHP, MHP ne yaparsa yapsın abi bana. Ben onda değilim yani. Şimdi senin maaşın 2020 lira mı? Sen AK Partili de olsan, CHP'li de olsan maaşın 2020 lira. İyi Partili, HDP'li olsan da maaşın 2020 lira. Ve bununla geçinemiyorsun işte. Fakirleşiyorsun. Çocuğun eğitim alamıyor. Sağlık hizmetlerinden faydalanamıyorsun. Geleceğini göremiyorsun. Kiranı yatıramıyorsun. Borçlanıyorsun. 50 bin tane problem yaşıyorsun. Ne oldu? Doları belli bir seviyede tuttuk. Aferin size. Şak şak şak. Hadi alkışlayalım hepimiz. Bırakın siyaseti arkadaşlar. Taraftar olmayı bırakın. Taraftar olmak size bir şey kazandırmaz. Futbolcu yüküyle parayı götürür. Siyasetçi yüküyle parayı götürür. Sen aç kalmaya devam edersin. Senin esas meselen ne? Ona bakacaksın. Bakın, açık ve net söylüyorum. Ben ne demiştim? Yıl sonuna doğru dolarla ilgili beklentim, eğer ki işler bu şekilde devam ederse ve düzeltilmezse, 10-12 bandıdır demiştim. En ufak bir fikir değişikliğim yok. İşin kötü tarafı, her şey daha da kötüleşiyor arkadaşlar. Her şey daha da kötüleştiği için dolarda sert yükselişlerle karşı karşıya kalabiliriz. Evet, dolarda çok ama çok sert yükselişlerle karşı karşıya kalabiliriz. Ve ne yazık ki hala ithalata bağımlı bir ülke olduğumuz için, ne yazık ki bir türlü üretim mekanizmasına geçemediğimiz için, ne yazık ki tarıma yatırım yapmadığımız, sanayiye yatırım yapmadığımız için bedel ödemeye devam edeceğiz. Vatandaş olarak bedel ödeyeceğiz. Çok üzülüyorum. Dolar yükseldiği zaman bizim için bir avantaj olmaktan çıkacak. Ha, 10-12 bandına geldiğinde birazcık aklımızı başımıza toplayıp da, ya tamam kardeşim, madem yükseldi, biz bunu avantaj olarak kullanalım. Bundan sonra da üretimimizi arttırmak için bir sebep
görelim derseniz bunu ve bununla ilgili çok acil ama çok acil devrimsel nitelikte değişiklikler yaparsanız ve sahiden odağınızda artık zenginler değil, bu ülkenin yaşadığı halk olursa, vatandaş olursa, vatandaşın refahı olursa, tekrar altını çizerek söylüyorum, doların yükselmesi ya da Türk lirasının gerçek değerine gelmesi bir avantaj olacaktır. Ama bunu da siyasallaştırırlarsa, işte dış güçler yaptı, iç güçler yaptı, minnaklar yaptı, onnaklar yaptıya getirirlerse, vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? İş çok tatsız bir noktaya doğru hızlı bir şekilde ilerler. Çok tatsız bir noktaya. Hem dolar kontrolden çıkar, hem enflasyon, hem faizler kontrolden çıkar ve Türkiye ekonomisi yönetilemez bir hale gelir. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Şu andaki doların seviyesi gerçekçi değil. Bu dolar seviyesini baz alıp da hayal kırıklığına uğruyorsanız sakın uğramayın. Sadece sabırlı olun, olun. Evet, sadece sabırlı olun. Sakin olun. Bekleyin. Kendinizi güvene almak istiyorsanız, güvende tutmak istiyorsanız sabırlı olmayı öğrenin. Ha, dolar yükselmezse yükselmesin abi. Yükselmesin. Türkiye ekonomisi bu sayede gerçekten düzelecekse yükselmesin. Ama bu inandırıcılığı hiç olmayan bir konu. Alın işte Avrasya Araştırma'nın son anketi. İşsizliğe inanıyor musunuz TÜİK verilerine? Hayır, inanmıyorum kardeşim. %81. Enflasyona inanıyor musunuz? Hayır, inanmıyorum kardeşim. %79. Geçinebiliyor musunuz kardeşim? Hayır, geçinemiyorum. %84. Yani bu ülkenin insanları daha nasıl işaret versin ya? Daha ne söylesin yani? Evet. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.